Frankfurt Havalimanı dünyanın hemen her köşesini birbirine hava köprüsüyle bağlayan önemli bir düğüm noktası olarak da biliniyor. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra adeta bir küçük spor hava meydanından Avrupa'nın ikinci büyük havaalanına dönüşen ve kısa adı Fraport olan Frankfurt Havalimanı bugün 85 bine yakın çalışanıyla Almanya'nın da en büyük işvereni konumunda bulunuyor. Yaklaşık 100 kilometre çapında tüm yerleşim merkezleri için adeta para üreten bu dev alan neredeyse 10 aydır derin bir sessizliğe gömülmüşe benziyor. Öyle ki 3. terminalin de inşaatı hızla devam ederken pandemi yüzünden 2. terminali kapatmak durumunda kalan Frankfurt Havaalanı gece gündüz kaynayan kazan niteliğindeki ana terminalde de son aylarda ağır bir sessizlik egemen diyebiliriz. Çünkü pandemi yüzünden işte bu hava yolu köprüsü aylardır felç olmuş vaziyette ve 24 saati neredeyse arı kovanı gibi hizmet veren bu önemli işletme şu sıralar çökme aşamasında görünüyor. Çünkü uçan yok, gelen ve giden de yok ve uçuşlarda zaten olabildiğince sınırlı. Havaalanı ekseninde bir dizi taşeron firmanın iflası da konuşuluyor son zamanlarda ve Covid-19 virüsü yüzünden şirketlerin devletten gelen onca yüklü desteğe rağmen büyük bir maddi çıkmaza girdiği de öne sürülüp duruyor. Örneğin Visegrad'lı alanda yer hizmetleri alanında çalışan bir şirket ise son yıllarda işçi sayısında azalmaya büyük ölçüde yönelirken pandemiyi de fırsat bilip 200'ü aşkın işçiye bir süre önce kapıyı gösterdi. Ve bunlardan büyük bölümü de Türk işçileri. Bugüne değin seslerini duyurmak için yürüyüş ve protesto mitingleri düzenleyen işçiler çareyi 24 Şubat'tan itibaren önemli bir aşamaya da getirdiler. Havaalanında ilk gün yani bugün ziyaret ettiğimiz işçiler eylemleri hakkında Toplum 24 mikrofonuna şu bilgileri veriyor. Benim ismim Habib Bektaş. Sene 2000'de havaalanında başladım. Aksiyona da firmasında. Sonradan Visak satın aldı bizi. Bizim problemlerimiz 230 kişi işçi işinden çıkardı. Sürekli bize baskı yaptı, uyguladı. Ve şirketler bizden 2018'den itibaren gitmeye başladılar. Emirates gibi bir şirket, büyük şirket bizden gitti. Visak'la çalışmak istemiyoruz diye, Visak lisansı aldı diye bizden kayboldular. Sonuçta hepimizi işten çıkardılar. Burada mağdur durumdayız. O yüzden burada eylem yapıyoruz. Benim ismim Serkan Yurtaçan. Ben 20 seneden beri havalanda çalışmaktayım. 2 seneden beri de Visak firmasında. Geçen sene 12. ayın 17'sinde bizlere 230 tane işçiye çıkış verildi. Çıkış verilmesinin nedeni de bunu pandemiyi fırsat bildiler firmamız. Bizler eski işçiler olarak bunlara çok pahalı geldiğimizden dolayı bunlara fırsat bilerek 230 kişiye yakın işçiyi kapı dışarı ettiler. 2018 yılında Visak bizi almadan önce bunların amaçları zaten buydu. Taşeron firmaları buraya getirip, taşeron firmaları çalıştırıp pahalı olan işçileri bizler gibi eski olan işçileri bir an önce çıkarmaktı. Şu anda onları başarıyorlar ama biz yılmayacağız. Biz mücadelemize devam ediyoruz. Bugüne kadar 6 tane demo yaptık. Bu demolarda elimizden geldiği kadar sesimizi duyurmaya çalıştık. Ama ne yazık ki fazla bir şey yapamadık. Çünkü medya olarak destek alamadık. Partilere ne kadar da olsa e-mailler yazıldı, yazışmalar yapıldı. Ama onlardan da ne yazık ki bazı nedenlerden dolayı bilmiyoruz ama destek alamıyoruz. Onun için en son fırsat olarak başlık grevine bugün itibariyle başlamış bulunmaktayız. Hakkımızı, işimizi alana kadar biz bunun sonuna kadar arkasında olacağız. Arkadaşlarımız, otobüs şoförü arkadaşlarımız 10. ayın 2'sinden beri aylıklarını alamıyorlar. Onları bir taşeron firmaya geçirmek istiyorlar. Zor tutuyorlar. Oraya geçmeleri için bunlara biraz baskı yapıyorlar. Onlar geçmediği için firma para da ödemiyor şu anda. Aylık alamıyorlar. İsmim Cemalettin, soy ismim Benli. Sene 85'ten beri Frankfurt Havalimanı'nda çalışıyorum.
ve en son şimdi 2020 12. ayın 17'sine kadar. 2. ayın 17'sinde bize firma Vizak tarafından çıkış verildi. Bu pandemiyi de pandemiyi göstererek 230 arkadaşımıza çıkış verdiler. Ve de biz de burada şimdi Frankfurt Havalimanı'nda açlık grevine başladık. Çünkü arkamızda duran hiçbir kurum yoktur. Onun için biz de kendimiz arkadaşlarla beraber toplandık. Ne yapacağımıza karar verdik ve en son demolar yaptık. 7 sefer demolar yaptık ve şu an açlık grevi yapıyoruz ve destek bekliyoruz. İyi günler. İsmim Ertuğrul Kurnaz. 1966 doğumluyum. 2003'ten beri Frankfurt Havalimanı'nda çalışıyorum. Güzel bir şekilde başladık. Belirli bir aşama geçirdik. Neticesinde bundan 2,5 sene önce Vizak tarafından firmamız alındı ve Aktiona Vizak oldu. Zaten bütün maceralar bu şekilde başladı. Maceranın sonu bugün de beyan ettiğimiz gibi, arkadaşlar da gördüğünüz gibi 6 tane eylem yaptık. Bunun 2 tanesi 7 mi? 7. İkisi Frankfurt Havalimanı'nda, ikisi bizzat Vizak'ın kendi ana şirketi önünde. Bir tanesi direktmen iş mahkemesi önünde. Maalesef üzülerekten şunu demem gerekiyor ki hiçbir şekilde bir duyarlılık, bir ses, bir yaklaşım olmadı. Hala da olmuyor. Son çare olaraktan da şu anda başlattığımız bir açlık grevi var arkadaşlarla. Biz burada görevliyiz. Arkadaşımız zaten kendisi bizzat eylemin içinde. Bir hukuk devletinin içerisinde bu kadar hukuksuzluk ve bu kadar duyarsızlık benzeri zannedersem bilmiyorum yani. Ben yaşamadım. 78'den beri ben Almanya'dayım ama böylesine bir şirketi ilk sefer tanıdım. Bir yandan seviniyorum, bir yandan üzülüyorum ama son noktaya kadar mücadelemizin devam edeceğini de şu anda sözünü veriyorum. Bundan sonraki aksiyonlarımız eylemlere devam. Zaten eylemlerin arkasında iş mahkemeleri başlıyor. İlk görüşmeler yapıldı. Bir ortam bulunamadı ve bu şekilde de ayrıldık. İkinci görüşmeler başlayacak şimdi iş mahkemesinde. Orada biraz daha çetin, biraz daha sert geçecek. Deliller konuşacak. Hakkımızda hayırlısı. Bu arada işçiler büyük bir düş kırıklığından da söz ediyor ve bizzat kendi sendikalarının bile kendilerine sahip çıkmadığından yakınıyor. Mikrofonumuzu yine Türk işçilerine ve bunlarla dayanışma gereği dışarıdan destek veren 40 yıllık bir inanmış Opel emekçisine de kulak vermek istiyoruz. Sendika bize hiçbir zaman destek olmadı. Bu çıkışlar zamanında da hiçbir zaman yanımızda olmadı ve bize bir bilgiler bile verilmedi. Biz kusabette olduğumuz için çoğu işçi arkadaşlarımız evdeler. Bize bugüne kadar hiçbir kendi sendikamızda ve Verdi sendikasında bize hiçbir informasyon, hiçbir bilgi bize ulaşmadı ve bugüne kadar da ne Verdi olsun ne kendi sendikamız bizi o kadar demo yaptığımız 6 tane demoda ve şu andaki yaptığımız açlık grevinde bize desteklerini hiçbir zaman vermediler. Bizi yalnız bıraktılar. Biz de onun için şu anda sağ olsun İGEL sendikasıyla beraber bize yardımcı oluyorlar. Bize destek oluyorlar. Onların aracıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama bizim bugüne kadar yaptığımız o kadar eylemlerde sendikamız ne yazık ki ve Verdi sendikası yanımızda olmadı. Bize şimdiye kadar sendika sıfır yardım etti. Biz buraya kadar yapabildiğimizi kendi imkanlarımızla yaptık bunları. Ve bu sonuna kadar devam edeceğiz. Bırakmayacağız. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman bırakmayacağız ve inşallah da başarı veya bizim iş teklifimizi geri verirler.
geri işimize geri dönebiliriz bizim diye. Bizim sadece isteğimiz işimize tekrar geri dönmek. Biz burada doğduk, burada havalanda yetiştik, gençliğimiz burada geçti. Bugün ve yarından dışarı atılmak hepimizin zor bir duruma düştük. İnsanlar psikolojik sorunlar yaşıyor, ailevi sorunlar yaşıyor bundan dolayı. Bir an önce bunun düzelmesi için elimizden ne geliyorsa yapmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Merhabalar, benim ismim Metin Yıldız. Bugün havaalanında VİSAK işçi direnişiyle dayanışmak için buradayım. Ben 40 yıllık Opel çalışanı olarak işçi arkadaşlarımın mağduriyetini görmüş, bu taşeron firmaların baskılarını hissetmiş ve arkadaşlarımızın çocuklarıyla mağdur olduğunu bilen birisi olarak patronlara boyun eğmemek üzere burada bir dayanışmaya geldim ve dayanışmayı açlık greviyle ben de arkadaşlarımın yanında yer alacağım. Biz daha ilk günden beri havaalanında dayanışmayı birlikte örgütledik. Arkadaşlarımın mağduriyeti tüm basına, partilere iletildiği halde yeterli bir destek gelmedi. Açıkçası bu taşeronluğun sorumlusu bunlara müsaade eden iktidarlardır. Eğer taşeronlara müsaade etmeseler bu emekli insanlar çocuklarıyla mağdur olup yoksullukla karşı karşıya olmayacaklar. Amacımız burada sonuna kadar patronların baskılarının arttığı şu süreçte pandemi döneminde kendileri devletten yardım alıyorlar ve emekçileri de bu şartlarda kapı dışarı etmeye çalışıyorlar. Ve gördüğümüz gibi 230 işçi kardeşimiz burada VİSAK tarafından çıkışı verilmiş, son derece zor şartlardalar. Biz öncelikle bir emekçi insan olarak, aile babası olarak kardeşlerimizin yanında olmayı, hatta bu patron sınıfıyla emekçi sınıf arasındaki farkı bir kez daha göstermemiz gerekecek. Bunlar palazlanarak, üstümüze gelerek, işçileri ezim ezim ezerken demokrasinin beşiği olan, demokrasinin sembolü olan Almanya parlamentosu niye seyrediyor? Buna merak ediyorum. Evet, Toplum 24 televizyonu izleyicileri, havaalanında yer hizmetlerinde yıllardır emek veren çoğunluğu Türk işçiler eylemlerinde görebildiğimiz kadarıyla kararlı bir tavır da sergiliyor. Ancak bütün bu çabalar ve inanç nereye kadar, işte o bilinmiyor. Çünkü karşılarında çok güçlü dev bir holding bulunuyor. Evet, gelişmeleri yakından izleyeceğiz diyelim ve elbette o gelişmeleri yine sizlerle paylaşacağız. Mehmet Can Bolat, Toplum 24 TV, Frankfurt. (Gülüyor)